Trump'ın hastalığını kazasız belasız atlattık gibi görünüyor. Bu arada Pelosi ile Mnuchin bir araya geliyor. Amerika'daki teşvikleri değerlendirmeye başlayacaklar. Büyük ihtimalle daha önce söylediğim gibi 2.2 trilyon dolarlık demokratların istediği paket üzerinde uzlaşılmayacak. Ama cumhuriyetçilerin direttiği 1.6 trilyon dolarlık paket de geçmeyecek. Orta noktada bir yerlerde München Pelosi buluşarak bu paketi bir an önce geçirmeye çalışacaklar. Çünkü seçime çok az bir zaman kaldı. Kaldı. ve bu paketin çıkartılmaması demek hangi parti ayak diriyorsa Eğer onun aleyhine oyların erimesi anlamına gelir Trump açısından büyük bir sıkıntı haline gelebilir Çünkü arkadaşlar demokratlar büyük ölçekte bu paketin bir an önce geçmesini istiyorlar Dolayısıyla paket üzerinde öyle ya da böyle bir uzlaşmaya varılacak ama bugün bile uzlaşılsa paket üzerinde bütün prosedürlerin gerçekleşmesi ve devreye konulması neredeyse iki haftayı bulacak İki hafta hafta sonra paket ancak gündeme getirilmiş olacak. Öte yandan paketin kabul edilecek olması bile bu konuyla ilgili uzlaşı mesajlarının veriliyor olması bile çok ciddi anlamda altın üzerinde yukarı yönlü bir hareketi beraberine getirecektir. Nitekim bugün altının 1920 seviyesinin üzerine çıktığını gördük. Hafif bir gevşeme var. Tekrar yukarıya doğru hareket eder mi? Büyük ihtimalle arkadaşlar 1900'ün üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece ilk hedef 1960 aralığı daha sonrasında da 2000'in üstü olacak. Dolarda durum ne olacak? Dolarda da teşvik paketinin geçmesiyle birlikte önce hafif bir endekste geri çekilme gözlenebilir ama özellikle pandemi ile ilgili sıkıntıların büyümesi doları olan talebin artışını beraberinde getirecektir ve endekste de yukarı yönlü hareketi görmeye devam edeceğiz. Tabi dolar endeks dışında Türkiye'de doları da çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Türkiye'deki dolar yükselişi hem uluslararası gelişmeler nedeniyle hem de Türkiye'nin kendi iç meseleleri nedeniyle yükseliş eğilimini devam ettirecek nitekim 7.78'e kadar giden bir dolar kuru gördük. Yükseliş eğilimi de artarak devam edecek. Önce 7.80, daha sonrasında 8.20'ye doğru giden bir dolar kuru göreceğiz. Bütün bunların ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle Trump'la bir kez daha hatırlatma mesajı olarak başlayalım. Hastaneden çıktığı takım elbisesiyle ve gayet iyi olduğunun mesajını şu hareketi yaparak gösterdi. Öyle midir değil midir bilmiyoruz ama büyük ihtimalle bundan sonraki süreçte Trump'ın hastalığı çok da fazla ön plana çıkartılmamaya çalışılacak. Çünkü beklendiği gibi Trump lehine olmadığı daha çok Biden lehine bir oy artışı gözlendi. Hatta %14'lük bir artış bir fark oluştu Biden'la Trump arasında. Dolayısıyla bu farkın bir an önce kapatılması gerekiyor. Trump açısından bakıldığı zaman bunu yapmak çok kolay olmayacak ama öyle ya da böyle kolay kolay Trump da pes edecek gibi görülmüyor arkadaşlar. Öbür taraftan IMF başkanının açıklamaları vardı. Özellikle geri kalmış ülkelerin borcu çok olan ülkelerin mutlaka yeni kaynaklarla ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti. Bence önemli bir açıklama ama gelişmek olan ülkeler özellikle bizim gibi ülkeler biliyorsunuz IMF'ye son derece mesafeli bakıyorlar. Mesafeli davranıyorlar. Bu mesafelerini korumaya devam edebilecekler mi, edemeyecekler mi? Tabii ki bunu hem bütçe rakamları hem dış borç hem de dolara olan ihtiyaç belirleyecek arkadaşlar. Türkiye özelinde konuşursak ama Türkiye dışındaki ülkelerin pek çoğu ile zaten masaya oturdu. Bunların başında da Arjantin yer alıyor biliyorsunuz. Türkiye şimdilik duruyor ama ilerleyen günlerde pandeminin açtığı yaralar büyüdükçe makroekonomik sıkıntılar büyüdükçe büyük ihtimalle arkadaşlar biz de IMF masasına oturmak zorunda kalabiliriz. Oturmazsak da ilerleyen dönemlerde sıkıntılar her geçen gün biraz daha büyüyerek karşımıza çıkabilir. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili açıklamaları bugün geldi. Çok önemliydi. Neden önemliydi arkadaşlar? Çünkü bir anlamda enflasyon neden yükseldiğini itiraf etti diyebiliriz Merkez Bankası Nitekim enflasyon açıklandığında birebir bu konuyu sizler için değerlendirdiğimde aynı noktalara temas etmiştim sadece bir örnek vereceğim Merkez Bankası'nın raporuyla ilgili dayanıklı tüketim mallarının fiyat artışının kaynağı kurdur diyor Merkez Bankası aynı zamanda taleptir diyor ama talebin çok etkili olmadığını biliyoruz genel itibarıyla kurdan kaynaklı bir fiyat yükselişi olduğu ortada sadece dayanıklı tüketim mallarında mı? Hayır arkadaşlar, gıda ürünlerinde de çok hızlı tüketilen ürünlerde de yine kur baskısının çok net bir şekilde olduğunu biliyoruz. Bunun nedeni ise tabii ki Türkiye'nin ithalat bağımlısı bir ülke olması, ithalata çok fazla bağımlı olduğu için de ne yazık ki kurun her yükselişinin fiyatları etkiliyor olması. Merkez Bankası'nın bu konuyla ilgili açıklaması da bu yöndeydi. Artık kurun fiyatlar üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturduğunu ayan bayan söylemeye başladı. Peki kur üzerinde bir baskı yapabilir mi Merkez Bankası? Bunu hiç beklemeyin arkadaşlar. Hatta kurun yükselişini destekleyen bir takım açıklamalar yaparsa önümüzdeki günlerde hiç şaşırmayın. Çünkü cari açık büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor ve bu cari açığın kapatılması için de mutlaka mı mutlaka bir kur şokunun yaşanması gerekiyor. Ekim, Kasım, Aralık ayları bu anlamda bakıldığı zaman çok tehlikeli aylar arkadaşlar. Kontrollü şimdilik yükselmeye devam edecek. İlk seviye 8.20, yıl sonunda ise 9 10 lira arasında bir kur göreceğiz normal koşullar içerisinde. Anormal koşullar devreye girerse yani devalüasyonist baskı çok net bir şekilde ortaya çıkarsa o zaman 14, 15, 16 lira civarında bir dolar kuruyla karşı karşıya oluruz. Euronun da buna paralel olarak 16 ile 20 lira aralığına yerleştiğini, bugün 10 lira civarında seyreden sterlinin 20 liranın üzerine çıktığını görürüz. Aman paniklemeyin, sakin olun, merak etmeyin. Gram gümüşte, gram altında yükselecek demiştim sizlere. Nitekim 6 liradan 8 liraya doğru bir hareketlik göreceğiz önümüzdeki günlerde. Özellikle hem altının onsunun hem de gümüşün onsunun yükselmesiyle birlikte altının onsu 1920'yi zorladı, geri geldi. 19 1913 seviyelerinde şu saat itibariyle büyük ihtimalle arkadaşlar tekrar 1920'yi zorlayacak ve dediğim gibi her 1900'ün üzerinde kapanış bize 1960-80 aralığını işaret edecek. Daha sonrasında 2060-2080 dolar seviyelerinde bir ons değeri göreceğiz arkadaşlar. Gram altında buna paralel olarak yükselerek 500 liranın üzerine çıktığına şahit olacağız. Yani altının yükselişini Tetikleyecek en önemli unsur Amerika'da görüşülen teşvik paketi arkadaşlar. İlk defa Pelosi ile Mnuchin bir araya geliyor. Pelosi biliyorsunuz demokratların temsilciler meclisindeki başkanı. Mnuchin ise Amerikan Hazine ve Maliye Bakanı diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki isim şu anda teşvik üzerinde uzlaşmak adına bir araya geliyorlar. Uzlaşabilirler, uzlaşamazlar apayrı bir tartışma konusu. Ama sonuç itibariyle öyle ya da böyle bu teşvik bir şekilde geçecek arkadaşlar. Minimum rakamın 1.6 trilyon dolar olduğunu biliyoruz. Maksimum rakam şimdilik 2.2 trilyon dolar. Bunun ortası. 2 trilyonla 1.8 trilyon arasında gidip gelecektir arkadaşlar ve uzlaşılacak rakamda bu seviyeler olacaktır. Yani demokratlar bir miktar aşağı inecektir, cumhuriyetçiler bir miktar yukarıya çıkacaktır ve orta noktada öyle ya da böyle seçimlerden önce buluşulmaya çalışılacaktır ki her iki taraf içinde bir dezavantaj haline gelmesin bu teşvik meselesi. Teşvikler gündeme düştüğü an itibarıyla da altın onsundaki sert hareketleri başlayacağız arkadaşlar. Bunun yanına bir de Avrupa'daki teşvik açıklamalarını, faiz indirimi açıklamalarını da ekleyin. Çünkü Avrupa biliyorsunuz negatif enflasyon ortamına gidiyor ve bu negatif enflasyon ortamı onu resesyonist baskı anlamında her geçen gün biraz daha korkutuyor. Dolayısıyla piyasayı canlandırmak için elinden gelen her şeyi öyle ya da böyle yapmak zorunda Avrupa Birliği ülkeleri. Bu yeni teşvik paketleri aynı zamanda çok ciddi faiz indirimleri anlamına geliyor. E zaten neredeyse negatife doğru giden bir faiz ortamından bahsediyoruz Avrupa Birliği ülkelerinde. Daha ne kadar indirebilirler? İndirebilirler arkadaşlar. Çünkü piyasanın bir şekilde canlandırılması gerekiyor. Çok ama çok düşük faiz ortamıyla piyasanın hareketlendirilmesi gerekiyor. Bunun yanına bir de teşvik paketlerini koyduğunuz an itibariyle belki Avrupa Birliği'nde böylece bir canlanma yaratılacak. Öbür taraftan bakıyorum pariteye tekrar 1.18'in üzerine zorladı. Bakın Avrupa Birliği sürekli olarak değerli Euro'dan şikayet ediyor ama Euro değerlenmeye devam ediyor. Euro dolar paritesi yukarıyı zorlamaya devam ediyor. En azından böyle bir hava yaratmaya devam ediyor. Bu havanın mutlaka ama mutlaka sonlandırılması gerekiyor ve paritenin mutlaka ama mutlaka aşağıya çekilmesi gerekiyor. Avrupa'nın bu cendereden kurtulabilmesi için Euro dolar paritesi bu volümünü devam ettirirse yani zirvede kalmaya devam ederse arkadaşlar hatta zirveyi zorlayıp daha yüksek seviyelere çıkmaya devam ederse Avrupa ekonomisi işin içinden çıkamayacağı bir noktaya doğru sürüklenir. İnanılmaz bir dezenflasyonist ortamla karşı karşıya kalır. Resesyonun bir adım ötesine gider. İnanılmaz bir durgunluk, durgunluğun yanında aşırı düşük enflasyonun getirdiği işsizlik, reel sektörün de büyük bir sıkıntı içerisine girmesi. Bütün bu tabloyu aşmak için arkadaşlar Avrupa Birliği'nin öyle ya da böyle pariteyi aşağıya doğru çekmesi gerekiyor. Avrupa Birliği pariteyi aşağıya çektiği an itibarıyla euro tüm dünyada değer kaybederken dolar yukarıya doğru gidecek. Dolar endeksi yukarıya doğru gidecek ve özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki dolar kuru üzerinde bir baskı unsuru daha oluşacak. O nedenle sizlere dolar yükselmeye devam edecek diyorum. Hem teşvikler hem Avrupa Birliği'nin bu durumu dolar üzerindeki yükseliş eğilimini zorlamaya devam edecek diyorum sizlere ve göreceksiniz Önümüzdeki günlerde dolar hızlı adımlarla yükselmeye devam edecek de bu uluslararası baskı arkadaşlar aynı zamanda yurt içindeki baskı nedir Tabii ki cari açık meselesi defalarca söyledik söylemeye de devam edeceğiz Çünkü cari açık her geçen gün biraz daha büyümeye devam ediyor büyük ihtimalle yıl sonuna doğru 30 milyarla 35 milyar dolar arasında iyi ihtimal bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız kötü ihtimal 35 milyarla 40 milyar dolar arasındaki bir rakam arkadaşlar. Ve görünen bir durum var ki artık turizm gelirleriyle ya da işçi döviz gelirleriyle bunun kapatılma ihtimali kalmadı. Mutlaka yeni bir kaynak yaratılması gerekiyor. Mutlaka yeni swap anlaşmalarının yapılması, mutlaka yeni borçların bulunması, mutlaka yeni sendikasyon anlaşmalarının yapılması gerekiyor. Hem kamu açısından hem de özel sektör açısından bu süreç çok ama çok önemli. Yapılabilecek mi? Valla yapılma ihtimali bu koşullar içerisinde çok zor özellikle kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye ile ilgili bu notları verdiği sürece dolayısıyla Türkiye'nin bu kritik durumu Dolar bulma ihtimalini daha da zorlaştırırken Türkiye'deki dolar kaçışını daha da hızlandırıyor arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Hem yabancı çıkış hem de yerli çıkışı hızlanıyor. Yerli çıkışı borç ödemeleriyle hızlanırken bir yandan bir yandan tasarruflarla hızlanıyor. Bu kur üzerindeki devalüasyonist baskıyı her geçen gün biraz daha arttırıyor. Umarım kontrollü bir şekilde yükselir ama görünen o ki kur yıl sonuna kadar dayanamayacak arkadaşlar dolar öyle ya da böyle yıl sonuna kadar bir kırılma sürecine girecek. Büyük ihtimalle Ekim Kasım ayları içerisinde bunu çok net bir şekilde göreceğiz ve bu kırılma sonrasında da kur 14 15 16 noktalarına gittiğinde çok ciddi bir enflasyonist baskıyla da karşı karşıya kalınacak. Enflasyonu ve kuru belli bir noktada tutabilmek adına bu kez faizler yükseltilmeye başlanacak. Yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon sarmalına ister istemez girilecek ve bu da büyük bir ekonomik krizi beraberinde getirecek. Bunu önlemenin bir yolu var mı? Cari açığın bu noktaya geldiği seviyede artık bunu önlemenin pek de imkanı yok arkadaşlar. Öbür taraftan kısa vadeli borçlarda 170 milyar doların üzerinde bir yıl içerisinde bu borçların ödenmesi gerekiyor. Çok daha kısa vadeli borçlar da nereden bakarsanız bakın yıl sonuna kadar 30 milyar doların üzerinde arkadaşlar. Bunun da bir şekilde kapatılması gerekiyor ama böyle bir para ortada yok. Merkez Bankası rezerv bunun karşılanması mümkün değil. Kamu bankaları rezervlerine bakıldığı zaman zaten kamu bankaları ya da özel bankalar elde avuçta ne varsa sıvaplarla merkez bankasına vermiş durumdalar ve bu tablo içerisinde yeni bir kaynak yaratmaları mümkün değil. Yani krizi tetikleyebilecek 50 tane sebep var arkadaşlar ve bu 50 sebebin 50'si de birbirinden çok daha sıkıntılı ve tehlikeli bunun da özellikle altını. Çizmek istiyorum gelin hemen hızlı hızlı rakamlara bakalım bu koşullar içerisinde 116 bin seviyesinde bir borsa endeksimiz var konuşmaya bile gerek yok dolara bakıyoruz 777 80 seviyelerinde 778'i gördü 773'ü gördü bugün içerisinde çok hareketli bir kur yok ama dar bantta dalgalanmalar görüyoruz bu bize şunu gösteriyor. Kur şu anda kendisine bu seviyeden bir güç topluyor. Daha sonrasında da 7.95 seviyesine bir hareket göreceğiz. 7.95 çok hızlı bir şekilde geçip 8.20'ye gider ise tekrar 7.90-95 aralığına geri döner arkadaşlar. Ama 8.20'ye gitmeden önce 7.90-95 aralığında da kendisine bir hacim oluşturursa bu kez 8.20'ye gittiğinde bir kez daha geri dönme ihtimali çok düşük olabilir. 8.20'de kendisini dinlendirir. Sonrasında 9 liranın üzerine doğru yürümeye başlar. 9.17 seviyesine gelmiş bir euro görüyoruz. Burada parite etkisi var. 1.18'i zorladı. E aynı zamanda tabii ki Türk lirasına karşı bir değer kazancı da var euroda. Parite 1.18'in üzerinde tutunamadı. Geriye geldi ve büyük ihtimalle 1.17 bir kez daha aşağıya kırıldıktan sonra ilk hedef 1.15 olacak. Yukarıda tutunamayan bir parite görüyoruz. Yani bence paritenin nefesi buralarda iyiden iyiye kesildi. Gelelim altın altının 10'suna. 1913 seviyesinde şu anda. Ne yukarıda ne aşağıda dünkü seviyeleriyle hemen hemen aynı noktalarda diyebiliriz. 1900'ün üzerinde kaldığı sürece yukarıyı zorlamaya devam edecektir. İlk hedefi özellikle teşviklerin açıklanması ya da teşviklerle ilgili haberlerin daha da netleşmesi, Münşin Pelosi arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlemesi durumunda, Avrupa Birliği ile ilgili yeni teşvik paketlerin görüşülmesi, faizlerle ilgili yeni indirim kararlarının çıkmasıyla birlikte biz altının onsunun 2000 dolar üzerine gittiğini göreceğiz arkadaşlar. Bu seviyelerin tamamen altın için dip seviyeler olduğu kanaatindeyim. Gram altında da aynı tablo var. Gram altında altın onsuna ve kurun yükselişine bağlı olarak kendisini 520 liraların üzerine atacak. Gümüşte bakın aniden 24 doların üzerine gördük. Yükseliş eğilimi devam edecek onsuda 27 doların üzerine doğru bir hareket görebiliriz yakın zaman içerisinde. Gümüşün gramının da 7 lira ile 8 lira arasındaki bir rakama ulaştığını göreceğiz. Ama 2100 doların üzerine çıkan bir altın ons değeri gram gümüşün de ons gümüşün de yükselişini destekleyecektir. Ons gümüş 30'u zorlamaya başlayacaktır. Gram gümüş de 8-9 aralığına doğru evrilecektir arkadaşlar. Onun için bu dönemde Gümüşteyseniz pozisyonunuzu bozmayın, altındaysanız pozisyonunuzu bozmayın, dolardaysanız pozisyonunuzu bozmayın ya da bir sepet yaptıysanız hiçbir şekilde pozisyonunuzu bozmayın arkadaşlar. Sakin kalın ve beklemeye de devam edin. Bir kez daha kazanan taraf olduğunuzu göreceksiniz. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni instagramlarına takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.